Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Minecraft paraleleri gerçek yüzleri serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu video çok sevildi arkadaşlar. Yani bu seri çok sevildi. Minecraft paraleleri gerçek yüzleri serisini çok beğeniyorsunuz. Ben de o yüzden sizlere yeni bir bölüm çekme kararı aldım. Ve gördüğünüz gibi tam 6. bölümde sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, gerçekten bu kadar hızlı geçiyor zaman tam 6. bölüme geldik. Bu bölümde de harika bomba gibi karakterlerimiz var. Ve bildiğiniz gibi bu karakterleri de size daha atıyorum, mod paketlerini size atıyorum arkadaşlar. Ama sadece abone olup like atanlara atıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yorumlarda da bunları belirtmeyi unutmuyorsunuz. Abone olup like atan herkese karakterlerin mod paketlerini veriyoruz arkadaşlar. Siz de Minecraft paralelerinin karakterleriyle kendi mapinizde, kendi dünyanızda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber eğlencenize eğlence katabiliyorsunuz. Oyunlarınızı daha güzel bir hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz yavaştan karakterlerimize bakalım. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi daha önce günün şanslı kişisine bakıyoruz arkadaşlar. Burada bakalım kim varmış? Gürkan varmış. Bakalım. RG Gürkan İlhan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abone olmuş. Bir de kanala katılmış Gürkan arkadaşlar. Gürkan'a verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza katılmış arkadaşlar. Yanındaki şu simgeden anlayabiliyorsunuz. Altın şeyi katıldığınızda geliyor arkadaşlar. Bu demir şeyi katıldığınızda geliyor. Tabii ki aylar geçtikçe o altın oluyor. Elmas oluyor. Öyle öyle ilerliyor arkadaşlar. Abone oldum, like attım, tabloya koyar mısın yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar Gürkan'ımıza tabii ki koyarız kardeşim. Bizden kalbini de kapmış. Çok teşekkür ediyoruz Gürkan'a. Teşekkürler ediyoruz. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Buradan Gürkan'a sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum arkadaşlar. Siz de Gürkan gibi böyle tabloya çıkmak istiyorsanız arkadaşlar abone olup yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Siz de bu şekilde videoya çıkmaya, tabloya çıkmaya hak kazanın arkadaşlar. Bir sonraki paroller videolarını arkadaşlar siz de çıkartalım. İsterseniz yavaştan karakterlerimize geçelim arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada en başta Herobrine'ımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi huysuzumuz var. Bildiğiniz gibi geçen bölümlerde Herobrine huysuzun içine girdi ve ona kötülükler yaptırdı arkadaşlar. Ondan sonra eşek var arkadaşlar. Öşek. Burada eşeğimiz var. Ondan sonra burada fakirimiz var arkadaşlar. Fakir gördüğünüz gibi belediye başkanı fakir. Ondan sonra gördüğünüz gibi Recep İvedik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam Recep İvedik yapılmış hali. Sonrasında bebek polis var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebek polisimiz var burada. Ondan sonra arasında da Sünger Bob var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kare pantolonlu Sünger Bob'umuz var burada. Sünger Bob kare pantolon. Ve ondan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi kız polis var arkadaşlar burada. Polis kızımız var bir tane. Hepsinin, bunların hepsinin gerçek fotoğrafları arkasında arkadaşlar. Şu sihirli bloklarımızın arkasında duruyorlar. Her bölümde olduğu gibi arkadaşlar sizlerle beraber o blokları kıracağız ve gerçek fotoğraflarını göreceğiz şimdi. İsterseniz hiç gecikmeden gidelim ve gerçek fotoğraflarına bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle Herobrine'den kırmaya başlayalım. Ama bugün bir farklılık yapacağız ve bu buz kılıcıyla kıracağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi elimdeki kılıçla kıracağız bunların hepsini, blokları falan. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Şöyle buradan kırmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, bu kılıç kırmıyormuş gördüğünüz gibi. O yüzden normal elle kıracağız arkadaşlar. Fikir değiştirdim. Evet, şöyle kıralım arkadaşlar. Şu şekilde kırıyoruz. Evet, ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Herobrine'ın gerçek fotoğrafı burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok korkunç. Bildiğiniz gibi Herobrine de bizi haritada izleyen böyle korkunç bir karakter. Bizi takip eden böyle hayalet arkadaşlar. Şu gözlere baksanıza zaten bembeyaz hayalet gözlü birisi arkadaşlar bu. Gerçek fotoğrafında da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle gözleri bembeyaz arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Oyundaki halinde de öyle arkadaşlar. Böyle bildiğiniz gibi biz madenlere falan indiğimiz zaman oralarda biz dikizci olarak görebiliyoruz. Öyle karşımıza çıkabiliyor Herobrine. Yani düşünseniz arkadaşlar, gece gece oyun oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu. Yani çok korkunç yani. Böyle size denk geldi mi hiç bilmiyorum ama böyle maplerinizde aniden geceleri böyle veya sabah sislerin arasından çıkabiliyor böyle. Hatta bir söylentiye göre Herobrine geldiği zaman ağaçtaki yapraklar dökülüyormuş böyle. Mesela şuradaki ağaçlar var ya arkadaşlar. Eğer Herobrine geldiyse mesela o ağaçların yaprakları dökülmeye başlıyormuş. Ya yani bunu ben koyduğum için bu sayılmaz ama böyle oyunda gerçekten geldiği zaman öyle oluyormuş böyle. Ve mağaralarda da böyle kendi kendine kazılmış mağaralar olmaya başlıyormuş. Öyle oluşmaya başlıyormuş. Öyle diyorlar. Yani ben bilmiyorum ama internette öyle okudum arkadaşlar. Bu da gerçek hali. Gerçekten çok korkunç. Gördüğünüz gibi böyle ellerini koymuş arkadaşlar böyle cama. Böyle bize bakıyor buradan. Gözleri bembeyaz. Çok korkunç bir şekilde de sırıtıyor bize. Gülüyor yani. Yani inşallah gerçek hayatta böyle bir şey görmezsiniz. Ne diyeyim yani. İsterseniz bir diğer karakterimize
geçelim. Huysuz, bildiğiniz gibi Herobrine'in musallat olduğu, böyle içine girdiği, ona kötülükler yaptırdığı huysuz arkadaşlar. Yani bu huysuz Herobrine'den neler neler çekti gerçekten. Yazık oldu huysuza. Gördüğünüz gibi burada huysuzumuz var arkadaşlar. Aslında huysuz iyi bir karakter ama Herobrine yüzünden kötülükler yapmıştı arkadaşlar, biliyorsunuz. İsterseniz gerçek fotoğrafına da bakalım yavaştan. Şöyle açmaya başlayalım buradan şu şekilde. Kırıyorum arkadaşlar. Kırıyorum, yavaş yavaş kırıyorum. Şöyle açalım arkadaşlar. Huysuzun gerçek fotoğrafına bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi huysuzun gerçek fotoğrafı. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Upuzun dişleri var gördüğünüz gibi. Bir de dişlerini deldirmiş. Huylandım gerçekten, sanki kendim delinmiş gibi. Çok fena oldum. Onlara piercing takmış gördüğünüz gibi. Sakallarını tokayla bağlamış. Böyle saçlarını falan ördürmüş. Garip bir tipi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle uzun kulakları falan var. Böyle gözleri insan gözü gibi burada gözleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçlarına boncuk falan takmış. İncik boncuk bir şeyler takmış. Yani normal dişleri de var. Sadece uzun değil, normal dişleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyundaki haline baktığımız zaman, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle upuzun dişleri var. Onun da böyle dişlerinde böyle sargı gibi bir şeyler var. Sarı sarı gördüğünüz gibi. Böyle gözleri sarı bunun da. Bunun da sarı gibi arkadaşlar gözleri gördüğünüz gibi. Bunda kulaklar yok. Kulaklar yerine böyle bir renk katmışlar sadece buraya. Normal dişleri de gördüğünüz gibi bunda mevcut. Hatta böyle iki tane uzun dişi, bakın yandan baktığımız zaman belli oluyor. Bunda da var. Bunda da var böyle uzun dişlerin yanında iki tane de hafif uzun dişler var. Burada da var arkadaşlar onlar. İçeride de normal dişleri var zaten adamın. Bunda burnunu biraz fazla büyük yapmışlar gibi arkadaşlar. Baksanıza, kocaman burnu var burada, böyle kocaman. Burada ise biraz daha normal bir burnu var böyle. Yani yine küçük değil ama yani daha küçük yani. Oyundaki hali kadar büyük değil en azından. Huysuzumuz da bu şekilde arkadaşlar. Herobrine ve huysuz ikisini gösterdik. Şimdi de eşeğe geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşek burada. Şöyle açalım eşeğin. Bu eşeğin Shrek'teki eşek, bildiğiniz gibi bu Shrek'in filminde oynayan eşek arkadaşlar. Onun fotoğrafını koydum buraya. Onun gerçek fotoğrafını koydum arkadaşlar. Şu şekilde açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşeğin gerçek fotoğrafı bu şekilde. Zaten filmi izleyenler biliyordur arkadaşlar eşeğin gerçek halini, bu halini biliyorlardır. Bu da oyundaki hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok benziyorlar. Gerçeklik gözlerinin rengi bile aynı yani. Gördüğünüz gibi burada kahverengi, böyle kızıla yakın bir göz rengi var. Oyunda da aynı şekilde. Yani kulakları falan her şeyi var. Rengi de aynı arkadaşlar. Böyle burnuna doğru böyle beyazlaşıyor burada gördüğünüz gibi. Tüylerinin renkleri burada da aynı şekilde. Tüylerinin renkleri burnuna doğru beyazlaşmış. Yani dişlerini dahi yapmaya çalışmışlar. Baksanıza arkadaşlar, şöyle dişleri böyle sırıtışını bile koymuşlar. Aynı sırıtıyor böyle saçının üstündeki, böyle kafasındaki saçlarını falan. Hepsini koymaya çalışmışlar. Gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar. Bunları eğer siz de kendi mapinizde oynamak istiyorsanız, eşeği, huysuzu, Herobrine'ı, kanala abone olup videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sonra da bu karakterlerin hepsini kapıyorsunuz arkadaşlar. Kendi mapinizde oynuyorsunuz. Arkadaşlarınızla rahat rahat bol bol daha çok eğleniyorsunuz arkadaşlar. Evet, isterseniz fakire geçelim. Şurada fakirimiz vardı bir de. Şimdi fakirinkini de açalım arkadaşlar. Şuradan kırmaya başlayalım yavaş yavaş fakiri. Fakirin de gerçek fotoğrafını koyduk arkadaşlar buraya. Şu şekilde açalım yavaş yavaş. Açalım arkadaşlar fakirin gerçek fotoğrafı ve gördüğünüz gibi gerçek fakir, oyundaki fakir yan karşınızda arkadaşlar. Yan yanalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da saçı başı dağılmış arkadaşlar. Şöyle çıkıntıları görüyorsunuzdur buradaki. Böyle saçı başı dağınık burada da. Bu gerçek halinde de gördüğünüz gibi saçı başı dağılmış arkadaşlar, artık böyle dağılmış. Gerçekteki halinde yüzünde kırışıklıklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaşlanmış, hem fakirlikten hem de yaşlılıktan yüzünde kırışıklar var. Oyundaki halinde de böyle kırışıklıkları renk farklarıyla yapmaya çalışmışlar. Gördüğünüz gibi böyle yüzünde renk farklılıkları var. Kırışıkları o şekilde göstermeye çalışmışlar arkadaşlar. Elinde falan da aynı şekilde böyle renk farkları koyarak fakirin kırışıklıklarını koymaya çalışmışlar. Fakirin böyle sakalını yapmışlar. Burada top sakal var ama gerçekteki halinde gördüğünüz gibi dağınık, upuzlu sakalları var arkadaşlar. Oyundaki halinde sakalları biraz daha derli toplu. Bunların karşılaştırması da bu şekilde arkadaşlar. Gerçek hali ve oyundaki hali, videoyu durdurarak da kendiniz daha detaylı inceleyebilirsiniz. İsterseniz hemen Recep İvedik'e geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Recep İvedik'imiz var. Mahallemizin ağır abisi Recep İvedik'imiz var arkadaşlar. Filmini birçoğunuz izlemişsinizdir zaten büyük ihtimalle. Gerçekten çok komik filmleri var arkadaşlar Recep İvedik'in. Kesinlikle izlemediyseniz izleyin. Şimdi size Recep İvedik'in gerçek fotoğrafını göstereceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde agresif ve kompleksli bir fotoğrafı arkadaşlar Recep abimizin. Gördüğünüz gibi bu bölümde mahalledeki halı sahayı kurtarmaya çalışıyordu. Orada da sinirlenmiş arkadaşlar. İşler yolunda gitmeyince böyle sinirlenmiş bir fotoğraf
tarafı var arkadaşlar. Oyundaki haliyle karşılaştıralım arkadaşlar. Oyundaki halinde atlet var arkadaşlar. Tek fark o göğsündeki, böğründeki kıllar, sakalları, tek kaş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçları. Hepsi filmdeki haliyle neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Gerçekten sakalının şekli dahi böyle kalıp gibi aynı. Böyle gördüğünüz gibi filmdeki haliyle neredeyse aynı. Gömleğinin rengi, pantolon, ayakkabısı hepsi konulmuş yani oyundaki haline de. Sadece gerçekteki halinde gömlek yok arkadaşlar. Burada var. Onu neden koymuşlar bilmiyorum ama gayet güzel olmuş yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Mis gibi bir Recep İvedik oyunda hali yani. Böyle oyunda buna dönüşerek arkadaşlarınıza şakalar yapabilirsiniz ve osurabilirsiniz. Ve bunun osurma animasyonu da var. Hemen dönüşüp göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi ben şu an Recep İvedik'im. Böyle hop yaptığım zaman, işte bastığım zaman hop osurma animasyonu geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi osurabiliyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde osurma şakaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Mis gibi mod paketi gerçekten arkadaşlar. İstiyorsanız abone olmayı unutmayın sakın. Şimdi de bebek polise geçelim arkadaşlar. Bebek polisin gerçekteki hali gerçekten çok sevimli. Oyundaki hali de çok sevimli gerçi ama gerçekteki hali yani gerçek fotoğraf olduğu için bir ayrı sevimli gerçekten. Yani şöyle açıp göstereyim, bir an önce açıp göstermek istiyorum arkadaşlar bunu size. Çünkü gerçekten bayılacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek polisin gerçekteki hali bu şekilde çok tatlı. Nasıl dil çıkarmış, şuna bakar mısınız? Saçları, gözleri falan boncuk boncuk arkadaşlar, çok tatlı ya. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bebek polis şöyle üniformasının üstüne çizilmiş jopu ve kelepçesi var. Gerçek kelepçe veya jop değil onlar. Üzerinde officer yazıyor. Officer bildiğiniz gibi İngilizce'de polis demek arkadaşlar. Bu şekilde polis, bebek polisimiz bu şekilde gerçekten çok sevimli. Buraya rozetini bile koymuşlar ama o da gerçek değil. Onu da çizmişler. Hepsi çizim arkadaşlar bunların. Kemeri bile çizim. Bebek olduğu için yani ona da emanet edilmez jop ve kelepçe arkadaşlar. Yani o yüzden yani kemer de sıkar, rahatsız eder bebeği. Bu sevimli bebeği rahatsız etmek istemeyiz değil mi arkadaşlar? Yani baksanıza oyundaki hali de çok tatlı. Bunda bebek bezi takıyor. Ya burada da bebek bezi vardır büyük ihtimal ama üniformasının altındadır muhtemelen. İsterseniz Sünger Bob'a geçelim arkadaşlar. Sünger Bob'umuzun, kara pantolonumuzun gerçek fotoğrafını açalım. Çizgi filmini izleyenleriniz vardır aranızda kesinlikle. Gerçekten çok eski bir çizgi film. Benim çocukluğumda bile vardı arkadaşlar. Sizde de hala devam ediyordur muhtemelen. Gördüğünüz gibi Sünger Bob kara pantolonumuz bu şekilde arkadaşlar. Kara pantolonlu, gömleği, pantolonu, ayakkabısı, çorabı hepsi aynı gördüğünüz gibi. Böyle yanağındaki kırmızılıklar dahi aynı. Göz rengi, kirpiklerinin sayısı dahi aynı arkadaşlar. Gerçi zaten 3 tane var ama. Gerçekten güzel yapmışlar. Üstündeki benekleri falan hepsini gerçekten çok güzel koymuşlar. Burnu, uzun burnu, dişleri çok tatlı olmuş. Gerçekten Sünger Bob da çok tatlı bir karakter. İsterseniz polis kıza da geçelim arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi polis kızımız var. İsterseniz onun da fotoğrafını böyle hızlı hızlı açalım. Polis kızımızın da gerçek fotoğrafını koydum arkadaşlar. Gerçek bir polis kadın fotoğrafı gördüğünüz gibi şu şekilde. Burada üniforma renkleri farklı ama gördüğünüz gibi polis emblemi. Bu gerçek bir polis arkadaşlar. Gerçek silah, gerçek kemeri var. Gerçek arması var arkadaşlar. Gözlükleri hepsi gerçek bunun. Çünkü bu bir yetişkin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir yetişkin ama bebek olan gördüğünüz gibi bebek yetişkinlere gerçeği vermişler. Bu gerçek bir polis arkadaşlar gördüğünüz gibi. Polis kızın gerçek hali. Bu da oyundaki hali arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü karakteri gösterdim size. Eğer bunları istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tabloya çıkmak istiyorsanız da aynı şeyler yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz zaten. Videonun sonuna kadar izlediyseniz eğer yorumlarda kendinizi belli etmeyi sakın unutmayın. Sizler benim için çok değerlisiniz arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.